Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Çokgenlerde, 7. sınıf çokgenlerde son video, 6. video ile karşınızdayız. Buyurun. Arkadaşlar diyor ki, şöyle bir dikdörtgen var, tamam mı? Çevresi diyor 14 santim ise bu dikdörtgenin. Tamam mı arkadaşlar? Çevresi 14 santim ise. Alanı en fazla kaç olur? Çok güzel bir soru. Dikkat. Çevresi 14 ise A, B, A, B. Şu A artı B kaçtır arkadaşlar? 2A artı 2B. 14 ise şu ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? A artı B eşittir 7 olur. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi toplamları 7 olan sayının, değil mi, toplamları 7, bize çarpımını soruyor. En fazla kaç olur? 6'ya 1 versem arkadaşlar alanım 6 olur. 5'e 2 versem arkadaşlar alanım 10 olur. 4'e 3 versem arkadaşlar alanım 12 olur. Yine 3'e 4'e döneceğiz. Aynı sayıya döneceğimiz için bu kadarı bize kafi diyoruz. 6'ya 1, 5'e 2, 4'e 3. Şimdi soruyorum sevgili arkadaşlar. Alan en fazla ne zaman oluyormuş? Değil mi? Sayılar birbirine en yakın olduğu zaman. Evet. Buradan şu kuralı söylüyorum. İki sayının toplamını verdiğinde çarpımının en büyük değeri olması için sayıları birbirine çok yakın ortada buluşturmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Çarpımın en büyük olması için. Çarpımın en küçük olması için birinin en büyük, birinin en küçük olması lazım. Kuralımız bu. Çarpımı büyük istiyorsak, yani alanı büyük istiyorsak sayıları birbirlerine yaklaştıracağız. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet, devam ediyorum. Diyor ki şimdi bize, bir dikdörtgenimiz var. Diyor ki bunun alanı 36 santimetre karedir diyor. Evet. Çevre uzunluğu, çevresi en az kaç olur? Neydi? A neydi? B neydi? A neydi? Burası B. Şimdi A çarpı B 36'ymış alan, değil mi arkadaşlar? Evet, çevresi diyor en az kaç olur? Şimdi ben A çarpı 36 ise 36'ya 1 versem ne oldu? 37 oldu A artı B. Ben A artı B'nin en küçük, dolayısıyla 2 ile çarpacağım bunları, değil mi? 2A 2B var. Çevreyi en küçük alacağım. Dolayısıyla ne yapayım ben buraya arkadaşlar? A çarpı B 36. Sayıları ne yapmam lazım? Toplamlarının küçük olması için birbirine yakın seçmem lazım. Mesela 18'e 2 desem arkadaşlar 20 oldu. Daha yakına geliyorum arkadaşlar. 9'a 4 diyeyim. Ne oldu? Toplamları 13. 6'ya 6 dersem arkadaşlar ne oldu? Toplamları 12. Şimdi toplamların en küçük olduğu 6'ya 6. Demek ki birbirine yakın sayılarda en küçüğü ediyor, değil mi arkadaşlar? O zaman ne yaptık? Burası 6, burası 6, burası 6, burası 6. Çevremiz ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 4'ten 24. Hocam bu bir kare olmadı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu bir kare oldu. Kare de bir dikdörtgendir. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum bir dahaki soruma arkadaşlar. Evet. Diyor ki alanı 36 santimetre kare olan kaç farklı dörtgen çizilebilir? Yani bu ne demek arkadaşlar? A çarpı B, A ve B arkadaşlar kaç farklı sayı olabilir? Mesela 36'nın çarpanlarını verelim arkadaşlar. Ne olacak? 36'ya 1 olur mu? Evet oldu. Bu bir tane, 36 burası, 1 burası, bir dörtgen olur. Alan 36 olur. Şimdi çarpanlarını bulacağız hepsinin. 18'e 2'dir, değil mi? Bu da farklı oldu. Evet, sonra 9'a 4'tür arkadaşlar. Bu da farklı oldu. Peki arada neyi unuttuk? 12 ile 3'ü unuttuk arkadaşlar. Bu da farklı bir dikdörtgen meydana getirdi. 5'e bölünmüyor. Bir daha 6'ya bölelim. 6 çarpı 6. Evet arkadaşlar, bunlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı dikdörtgen buradan meydana getirebilirmişiz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Anlaştık mı? Şimdi geliyor bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş çokgenlerin sonuna geldiğimizde karışık soru tarzı tipleriyle beraber sizleri arkadaşlar alıştırmaya çalışacağız bakalım.
A, B, C, D. Burası E. Arkadaşlar diyor ki şurası 7, burası 3, burası 5. Şuralar dik. Şunun dik yamuk olduğunu söylüyor. Ve şunun alanının 14 santimetre kare ise buradaki alan nedir diyor bize arkadaşlar. Dikkat edin. Şunun alanı 14 verilmiş. Bunun yüksekliği kim? Şurası değil mi? Yani burası ile aynı değil mi arkadaşlar şurası? 7 çarpı şuraya h diyelim. 7 çarpı h bölü 2. 14 ise içler dışlar çarpımı 7h eşittir. 28'den h'ımız buradan arkadaşlar 4 çıkıyor mu? Şurası 4'müş. Doğru mu? Şunun alanından şuranın yüksekliğini bulmak önemli. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi üçgenin alanı, değil mi? Üçgenin alanından yüksekliği bulduktan sonra arkadaşlar geliyorum yamuğun alanına. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 demiştik, değil mi? Evet, 3 artı 5 ne yaptı? 8 çarpı 4 bölü 2 diyorum. Yani 8 çarpı 4 bölü 2'den 32 bölü 2'den 16 santimetre kare biz burada arkadaşlar bu yamuğun alanını bulmuş oluyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Geliyor bakalım şimdi zor sorulara doğru yavaş yavaş sizinle geçiyoruz. Evet. Şöyle bir dikdörtgenim var. Tamam mı arkadaşlar? Dikdörtgenin tam buraya da demiş ki arkadaşlar şöyle şöyle eşkenar bir dörtgen çiziyor. Tamam mı? Eşkenar bir dörtgen. D şurası B, şurası A, burası C, burası F, burası G. Bize diyor ki arkadaşlar şu eşkenar dörtgen alanı 20 santimetre kare. BD nedir arkadaşlar? Buraya 8 diyor. AG'ye 9 diyor. Tamam mı? Bize alan A, C, F, G bu dörtgenin alanını soruyor buradan. Şimdi BD'yi 8 vermiş. Şurası 8. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı neydi? Köşegenlerin dik kesişiyordu. Çarpımı bölü 2 idi. Hatırladık mı arkadaşlar? Evet. 8 çarpı şurası bölü 2. Yani 8 çarpı x bölü 2 eşittir. 20 ise evet arkadaşlar buranın çarpımı 40 olması lazım değil mi? 8x eşittir 40. X'imiz buradan 5 geldi. Şurası 5 ise aha dikdörtgene geldik. Dikdörtgenin alanı ne arkadaşlar? 5 çarpı 9'dan eşittir. 45 santimetre kare bizim buradaki dikdörtgenimizin alanıymış. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. Hafif hafif bir zor soruya daha arkadaşlar. Şöyle bir yamuk çiziyorum arkadaşlar. Evet. Yamuğun içerisinde şöyle bir kare varmış. Tamam mı arkadaşlar? Burasının A, B, C, D. Burası kareymiş. Tamam. 90, 90, 90, 90. Kare olduğunu işaretleyelim. Her kenarı birbirine eşit. Şurası da arkadaşlar P, T, şurası da R, burası da S. Bize verilen bilgi şu arkadaşlar. A, şurası 6'ymış. Tamam mı? Buradan şu alt tabanın tamamı da arkadaşlar neymiş? 11'miş. Diyor ki yamuğun alanı 54 olduğuna göre arkadaşlar şuradan şurası S. PS uzunluğunu bize soruyor. Üst uzunluğu soruyor. Arkadaşlar bakın 6 ise buraya kare mi dedi? Bu da 6, bu da 6, bu da 6. Bana hangisi gerekiyor? Şu yükseklik değil mi? Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet. PS'ye ben PS'nin tamamına x diyeyim. 11 artı x çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2 neymiş? 54. Değil mi arkadaşlar? Adım adım. Bunu buraya atalım. 11 artı x açmıyorum. Çarpı 6 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 108. 108'i 6'ya bölelim arkadaşlar. 11 artı x'i bulmak için. 11 artı x 108'i 6'ya böldüğünüzde ne olacak arkadaşlar? 18 geldi mi? Evet. 18'miş.
11 artı x 18 ise x'imiz nedir arkadaşlar? 7. Sakın burada hocam ben x'i içeriye dağıtmaya çalışayım. Sakın teker teker çarpanla halinde olduğu için çok rahat götürebilirsiniz. Götürdükten sonra 11 artı x'in 18 olduğunu görüp arkadaşlar tak diye buradan ne yapacaksınız? X'inizi 7 olaraktan çekeceksiniz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet, geliyor. Şimdi güzel güzel sorularım. 3 tane daha çok güzel soru hazırladım sizin için arkadaşlar. Onları tahtamıza yansıtıyorum. Bir tane arkadaşlar şöyle farklı bir altıgen. Düzgün altıgen falan değil, tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir altıgen. Tamam mı? Şurası 110. Burası 110. Şurası 140. Şuraya x demiş. Şuradan da iki tane açıortayı birleştirmiş. Şuraya 50 derece demiş. Bunlara açıortay demiş. Bu açıortay, şu da şununla açıortay. Evet, bilgi bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, x'i soruyor. Dikkat edin. Şunlara ben A'ya A, buna da B'ye B diyeyim. Açıortaylarda hatırlıyorsanız ne demiştim? İkişer tanesi şuysa birer tanesi budur. Ya da birer tanesi buysa ikişer tanesi şudur yapıyorduk. A artı B nedir şu üçgenden? A artı B 130'dur diyebilir miyim ben arkadaşlar? Evet, 50 varsa bunların toplamı 130. O zaman 2A artı 2B lazım değil mi? Bu köşeyle bu köşeyi bilmem lazım. Değil mi? Çünkü çokgeni tamamlayacağım x'e gelmek için, değil mi? Şu açıyla bu açının toplamı ne olacak arkadaşlar? 260. Evet, bunların toplamı 260. Toplaya toplaya gidiyorum. 110'u toplayalım. 370. 110'u toplayalım arkadaşlar. 480. 140'ı toplayalım arkadaşlar. 620. Evet, hepsinin toplamı 620. Altıgenin iç açıları toplamı neydi? 720 idi, değil mi? Ne, nasıl buluyorduk? N eksi 2 çarpı 180'den buluyorduk değil mi? 4 çarpı 180 720. Evet. 720'den ben ne yapmışım arkadaşlar? Bunun toplamı da 620 idi. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 100 derece bizim açımız kalmış x için. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Devam ediyorum bakalım. Şimdi yavaş yavaş daha hoş, daha güzel sorular. Arkadaşlar zorlayıcı sorular lütfen. Anlata anlata gideceğim. Düzgün bir altıgen çiziyorum şimdi. Yani benim çizdiğimi düzgün kabul edin. Tamam mı arkadaşlar? Bu düzgün altıgenmiş. Şuradan şöyle indiriyor. Buradan da böyle buraya indiriyor. Şuradaki açıyı soru işareti soruyor. Düzgün altıgen. Öncelikle düzgün çokgenlerin iç açıları nelerdi? Düzgün üçgenin 60. Düzgün dörtgenin 90. Düzgün beşgenin 108'di. Düzgün altıgenin neydi arkadaşlar? 120 idi. Buralar, her taraf 120, 120, şurası da 120. Bunlar da 120 de şunlar kesildiği için yazmıyorum. Ve her kenarını birbirine eşitliyorduk. Ne yapıyorduk bu tip sorularda? Ne çıkıyordu? Çokgenler 1. 2. 3. videolarda bunları anlatmıştık. İkiz kenar üçgeni gördük mü burada arkadaşlar? Evet der gibisiniz değil mi arkadaşlar? İkiz kenarsa buraya ne kaldı? Bunlar 30'a 30. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yaptık? Bu bakın çokgeni arkadaşlar tam şu çizgiyi, altıgeni tam ortadan ikiye bölüyor mu? Burası 120 ise o zaman buraya 60, buraya da 60 kalacak. Buranın 60 olması için soru işareti ne arkadaşlar? Buraya da 30 derece gelmesi lazım. Zaten şuraya da bakarsanız burası ne arkadaşlar? 30 ise 120'ye tamamlamak için 90. 120 ne yapmış? Yine altıgeni ikiye bölmüş. 60, evet 60, 90, 30'u ya da buradan bakarsanız ikiye böldü dersiniz altıgende. 60, 60 ayırması lazım. Şuradaki ikiz kenardan 30'u bulduk. Araya düşen açının da 30 olduğunu çok rahat görebilmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Çok korkutulan bir soru. Çoğumuzun gördüğünde direkt kaçtığı bir soru ama direkt yöntemi göstereceğim. Kaçgen olduğunu böyle buradan görerekten anlayamadınız. Nokta 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 mesela şöyle şöyle. Bir bu. Bir tanesi de buradan geliyor. Bir tane çokgen diyelim. Burası da şöyle şöyle efendim şöyle. Bu da şöyle ayrılmış. Bunların kaçgen olduğunu söylemiyor. Bu diyor ki düzgün 12 gen. Bu da
Düzgün 18 gen. Şu ikisinin şöyle sırt sırta verdiğindeki aradaki açısı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın düzgün çokgenlerdeki dış açıyı bulma kuralım neydi arkadaşlar benim, hatırlıyor musunuz? 360'ı bir daha hatırlatıyorum. Dış açı neydi? 360 bölü n. Yani kaç gense? 12 gen mi? 12'ye böl. 18 gen mi? 18'e böl. Hocam 360'ı ben 12'ye böldüm. Diyelim buradaki bunun dış açısı 30 derece. Dış açı 12 genin diyorum. 18 gene bakalım. 360 bölü 18 diyelim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 20 oldu. 18 genin dış açısı eşittir 20. Şimdi sevgili arkadaşlar dış açısı 20. Tamam, şuraları şöyle uzatalım. Tamam mı? Burası bu 12 gense bunun dış açısı bu değil mi? Değil mi? Doğrusal düzlemi çizdim. Doğruyu çizdim. Şurasında iç açı. Burası bunun dış açısı. Buraya 30 düştü. 18 gene de bakıyorum. Burası iç açısı. Buraya ne düştü arkadaşlar? 20. Değil mi arkadaşlar? 30, 20 daha 50. Buradan bulamayan arkadaşlar için arkadaşlar şöyle diyeyim. Düzgün 12 genin dış açısı 30'sa iç açısı nasıl bulacağız? 180'den çıkartaraktan burası 150 derece. 150 bu. O zaman düzgün 18 gen neydi? Dış açısı 20 idi. İç açısı ne arkadaşlar? 160 değil mi? Şu ikisinin toplamı 310. Yuvarlığa tamamlamak için 360 dereceyi tamamlamak için 50 derece kalması lazım. Nereden kolayınıza geliyorsa arkadaşlar oradan sorunun devamını yapabilirsiniz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet, son bir sorumla arkadaşlar çokgenleri bitiriyorum. Son bir sorum geliyor arkadaşlar. Şöyle demişiz ki bir paralel kenar. Tamam. Şurası 80 eksi x. Burası soru işareti. Şurası x artı 20. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunları vermiş bize şuranın açısını soruyor. Ya hocam sayı yok, şu yok, bu yok. Ben de diyorum ki sakince düşünün. Neyi kullanabilirsiniz? Paralel kenar. Şu açıyı taşıyabiliyor muyum? Hayır. Bu açıyı taşıyabiliyor muyum? Evet taşıyorum. Bakın iç ters kuralı. Z kuralı. Hatırladınız mı? Şurası 80 eksi x. Bunu buldum, bunu buldum. Toplayınca x'ler gidiyormuş. Arkadaşlar ümitsizliğe yer yok. Sadece soruya baktığınızda şunu düşünün. Ben burada ne hamle yapabilirim? Bir hamle yapın, sonrasını düşünün. Soruyu gördüğünüzde ulan bu soruyu ben hiç görmedim, çözemem deyip bırakın arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten hiçbir soru çözemezler. Pes etmemeyi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ben burada neyi yapabilirim, neyi görebilirim deyip biraz ısrar ettiğinizde zaten çok rahat çözebileceksiniz. Burası 80 eksi x. Şuraları topladık arkadaşlar. X artı 20 ile 80 eksi x'i topladım. X'ler gitti. 100 derece oldu mu? Şunların toplamı 100 ise üçgenden ne yapıyorum? Buraya ne kaldı arkadaşlar? 80 derecemiz kaldı. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet. Çokgenler konusunun da çok şükür sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 video oldu. 6 videoda arkadaşlar en detayına kadar, en iyi ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok iyi dinleyip yazaraktan bu örnekleri çözerseniz arkadaşlar inanıyorum ki örneklere teste başlayıp basitten zora doğru çözemeyeceğiniz hiçbir soru çıkmayacak inşallah arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.